Marifetname Konu 10 10. konu 4 kısımdan ibarettir bunlar. Toprak unsurunun mahiyeti, fayda ve özellikleri, keyfiyeti, halleri, karar ve durgunluğu, parçalarının muhafazası, vadi ve dağları, yerkürenin iki tabakaya bölünmesi, yeni dünya denilen Amerika'nın bulunuşu ve resimleri, pınarların oluşumu ve zelzele. Kısım 1 Toprak unsurunun mahiyeti, fayda ve özellikleri, keyfiyet ve halleri, karar ve durgunluğu. Ey Aziz, hikmet ehli ve astronomlar görüş birliğine vararak diyorlar ki: Dört unsurun esas ve dördüncüsü toprak unsurudur. Toprak basit ve yoğun bir cevherdir. Diğer unsurlardan farklıdır zira tabiatı kuru ve soğuktur. Kesafeti yani yoğunluğu fazla olduğu için unsurların içinde en alt tabakada olandır mevcut ve mutlak bir ağırlığı vardır. Bunun için parçalarını kendi çeker ve muhafaza eder. Belirli bir yerde durur. Toprak merkezi alem merkezi olan bir unsurdur ve şekli de küre biçimindedir. Kürenin yüzeyi vadi ve dağlarla sarılmış halde girintili çıkıntılıdır. Toprak unsurusu ve hava kürelerinin alt yüzeylerine temas edecek şekildedir. Gök hareketiyle toprağı her bakımdan merkeze doğru itmiş ve hareket edemez hale getirmiştir. Mesela bir fanusun içerisine bir taş konsa ve hızla döndürülse taşın ortada sabit, hareketsiz kaldığı görülür. Yer kürede aynı şekilde dönen feleklerin ortasında sükun bulmuş ve hareketsiz kalmıştır. Yeni astronomiye göre yer küre kendi ekseni çevresinde ve güneş çevresinde dönmektedir. Gökler ve yıldızların ise yerlerinde sabit olarak durdukları kabul edilmiştir. Bu sebepledir ki onlar yer çevresinde döner bir halde görünür. Mesela hareket halinde bir gemide olan kimse deniz sahiline baktığı zaman geminin hareket ettiğini değil de sahillerin hareket ettiklerini zanneder. Bu husus 9. konuda da daha geniş olarak izah edilecektir. Bizim bunları anlatmaktan gayemiz alimin hakikatının nasıl olduğunu bilmek değil onun yaratıcısı olan Yüce Allah'ı tanımaktır. Alemin durumu ne olursa olsun, hareketi nasıl olursa olsun, her şey kendini yoktan var eden Allah'ın varlığına delil olur. Bize düşen bunlara bakarken ibret almak ve kemaliyet mertebesini kazanabilmektir. Diğer unsurlarda olduğu gibi toprak unsuru da türlü şekillere girebilir. Olduğu yerde yani sabit durur kendi çeşitli şekiller alabilir. Toprak unsurunda kuraklık ve soğukluğun bulunması katılık ve kalınlığın sebebidir. Bunun içinde dış kısmı canlılar için bir sığınak, iç kısmı da kıymetli madenlerin ve bitkilerin çıkış yeri ve kaynağıdır. Toprak unsurunun küre şeklinde olduğu birçok deliller ispat olunmuştur. Arzda en yüksek dağın yerin yer çapına nispetle yüksekliği bir arpa genişliğinin yedide birinin bir zirayı kadardır. Bir zira eşittir 32 parmak eni. Bir parmak eni 6 arpa enidir. Dünyanın en yüksek tepesi Everest tepesidir. Yüksekliği 8881 metre. Yerin yer ortalama 12.756 kilometre olduğu kabul edilirse yerin yer oranı 1 bölü 1430 yani 1430'da biri kadar demektir. Bundan şu sonuç çıkıyor. Dağlar toprak unsurunun küre şeklinde oluşuna mani olmaz. Bu aynen elma üzerindeki elmaya gömülü pirinç tanelerinin dışarıda kalan kısımlarının elmanın şeklini bozmamalarına benzer. Yer kürenin düz olmasına sebep çok büyük oluşudur. Bu sebepledir ki fen ilminden haberi olmayanların aklı gözlerinin gördüğü mesafeyi aşmaz. Onlar bulundukları yerleri düz gördükleri için bütün yeryüzünü düz zannederler. Bu görüşün hakikatle alakası yoktur. Yerin merkezi demek aynı zamanda alemin de merkezi demektir. Ağır olan cisimler daima merkeze girmeye zorlanırlar. Eğer engellerle karşılaşmazlarsa merkezi bulurlar. Ağırlığı fazla cisimlerin birbirini itmesi veya yer çekimi sebebiyledir ki toprak unsuru diğer unsurlara nispetle orta kısımda bulunur. İnsan dünyanın neresinde durursa dursun. Başı daima semaya dik, ve ayağı da yerin merkezine doğru olur. Böyle bir kimse semanın yarısını görür. Çünkü onun ufuk dairesinin merkezi ayağını bastığı yerdir. Arzın hangi tarafına ne kadar giderse gittiği taraftan semanın o kadar açılır. Diğer taraftan o kadarı kapanır. 22 fersah gidince yaklaşık 110-111 kilometre arzın bir derecesi görünür. Bir derecesi örtülür. Çünkü arzın bir derecesi kendi büyük dairesinin 360'ta bir parçasıdır. Semanın bir derecesi de böyledir. Arzın bir derecesi karşılığı olan semanın bir derecesine eşittir. Ancak kıyas ile feleklerin büyük dairelerin açıklığı ve yıldızların yükseklikleri bilinmiştir. Kısım 2 Toprak unsurunun iki tabaka oluşu. Felsefecilerin görüşlerinin ayet ve hadislere bir yönden uyduruldu. Ey Aziz! Ben ve kelam alimleri diyorlar ki, küre şeklinde olan arz iki tabakadır. Tabakaların birincisi ıslak tabakadır. Madenlerin hepsi bitkiler, hayvanlar, kaynaklar, zelzeleler ve buharlar bu tabakanın üst tarafında oluşur. Renksiz bir halde olan toprak unsuru onlarla karıştığında türlü renklere girer. Toprak unsurunun kalınlığı ve derinliği hususunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Hindistanlı bilim adamları bal yakıp çeşitli metotlarla değişik yerlerde derin kuyular kazmış ve araştırmışlardır. Birçok kez sahrada 7000 kulaştan fazla ve denizlere yakın 15200 kulaş derinliğinde kazılar yapmış ve Taniye tabakasının sonuna kadar ulaşmışlardır. Böyle saf toprak olan kuru ve renksiz unsura varmışlardır. Bu kuyulardan dördü Hindistan'ın sonu olan Kerkeder sahrasındadır. Şam'da şeytat kuyusu vardır ki Zeydani sahrasında ve altın çeme mevkindedir. Ona Haviye de denilmiştir. O civarda bulunan insanlar o kuyuyu görmek için oraya giderler. Yağlı bezlerden yaptıkları deve büyüklüğündeki demetleri ateşleyerek o kuyuyu atarlar. O ateşin yanışını seyrederlerdi. Ateş kuyunun aşağısına doğru indikçe küçülür ve yıldız gibi görünürdü. Karanlık bir gecede dağ başına yanan büyüklüğü deve kadar bir ateş, beş fersahlık bir mesafeden yıldız kadar görünür ki bu husus deneyle tespit edilmiştir. Bu ölçüden hareketle çamur tabakanın uzaklığı hesap edilir. Tıniye tabakası ateş tabakasına nispetle altıncı tabakadır. İkinci tabaka toprak unsuru saf topraktır. Arzı çepe çevre saran esas unsur da budur. Tabiatı kuru, soğuk ve renksizdir. Renksiz oluşuna sebeptir. Ana sıra espa diye adlandırılan dört unsurun hepsinin belirli bir renginin olmamasıdır. Yapılan ölçü ve hesaplamalara göre toprak kürenin merkezi olan uzaklığı 1267 fersah olarak bulunmuştur. Çünkü arzın çevresi 8000 fersahtır. Buna göre merkezi olan uzaklığı 1272 olur. 5 fersahta çamur tabakası bundan çıkarılacak olursa geriye 1267 fersah kalır ki bu da toprak unsurunun yarı çapı demektir. Ve halis toprak tabakasıdır. Ay feleğinin altında birbirini çevreleyen 7 tabaka vardır. Bu tabakaların Kur'an'a uygunluğunu beyan etmek üzere Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah Zülcelal 7 kat semayı ve bir o kadar da arzı yarattı. Talak suresi ayet 10. Söz edilen tabakalar şunlardır. Ateş tabakası, 2. Duman tabakası, 3. Zemherir tabakası, 4. Buhar tabakası, 5. Su tabakası, 6. Çamur tabakası, 7. Saf toprak tabakası. İbni Abbas'tan rivayet edilen öküz ve balık hikayesi boğa ve balık burçlarına uydurulmuş ve hadislerde ona mutabık olmuştur. Bu tip görüşler İslam dini kesinlikle delillerle hakim olmadan evvel mevcut idi. ashab kiram felsef görüşlerle meşgul olan halkın inançlarında bir zayıflama görülmesin ve İslam dini yalnızca rivayete dayanan bir din kabul edilmesin diye bu gibi felsefi görüşlerle meşgul olan halka gayet mantıki cevaplar vermişler ve onları ikna yoluna gitmişlerdir. Gerek Resulullah ve gerekse ashab-ı kiramın Görevi insanların anlayabilecekleri şekilde konuşmak ve dini en güzel şekilde tebliğ etmektir. Onların görevlerinde eşyanın tabiatından haber vermek yoktu. Ancak bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'a ayın niçin her gece değişik bir şekilde görüldüğü soruldu. Bu hususta bilgisi olması için Cenab-ı Hak Bakara suresindeki şu ayeti buyurdu. Habibim sana hilalleri, Yeni doğan ayları sorarlar. De ki: O insanlara oruç vakti ve hac zamanını bildirir. Cahiliye devrinde olduğu gibi evlerinize arkadan girmek doğru değildir. Doğru olan haramlardan sakınmaktır. Evlerinize kapıdan giriniz. Kurtuluşa ermeniz için Allah'tan korkunuz. Bakara suresi ayet 189. Bu ayetle ashab-ı kirama din işleriyle alakası olmayan soruları sormamaları bildirilmiş oluyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurma aşılama hususunda rivayet edilen kıssada olduğu gibi ashabına hitaben siz dünyaya ait işlerinizi daha iyi bilirsiniz buyurdu. Enlemi 90 derece olan yerler yukarıda da bildirildiği üzere mevsimler. 6 ay gece ve 6 ayda gündüzdür. İlim adamlarına göre dünyada devamlı olarak karanlıkta kalan yer yoktur. Yecüc ve Mecüc Setti eski Tataristan'ın kuzey tarafında bir bölgedir. Bir takım eserlerde yazılı olduğuna göre arzın genişliğiyle yerin gök ile arası 500 yıllık yoldur. Bundan kasıt gerçek ölçüyü bulmak değil. Bu mesafenin çok uzak olduğunu ifade etmektir. Böyle sayıların eksterisi uzaklığın çok olduğunu ifade etmek için kullanılmıştır. Alimlerin söyledikleri bu çeşit sayılar tevil yolu ile şeriatı uydurulmuştur. Nitekim Tövbe Suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki Habibim istersen onların mağfiret edilmelerini iste veya isteme. Suçların affı için yetmiş kez mağfiret dilesen Allah onları yine de bağışlamayacaktır. Tevbe Suresi Ayet 80 Kısım 3 Mevcut karalardan başka olan Amerika'nın keşfi Ey aziz, büyük astronomi alimi Nasır Tuysi ve ondan evvelki hikmet ehli alimleri diyorlar ki, dünyanın mamur olan kısmı tamamına göre dörtte biri kadardır. Geriye kalan kısmı ne olduğu ise bilinmiyor ancak sonradan gelen alimler okyanusları dolaştı ve dünyanın her yanını gezmeye muvaffak oldular. Eskiler tarafından bilinemeyen birçok yerler bugün bilinir hale gelmiş ve dünyanın mamur olan kısmının arzın dörtte birlik bölümünden bazlı olduğu meydana çıkmıştır. Miladi 1492 Hicri 903 yılında kendisi aynı zamanda bir matematikçi olan Christoph Kolomb Endülüs'ten Cebelitarık Boğazı'nın yakın bir yerdeki bir İspanya limanından beraberinde 3 gemi ve 120 kişi olduğu halde Atlas Okyanusu'na doğru bir sefer yaptı. Devamlı olarak batıya doğru gitti ve 43. paralel devresinde 33 günlük bir yolculuk yaptı. Zira hem sıcaktan ve hem de soğuktan korkmaktaydılar. Bu 33 günlük yolculuklarında 3800 millik bir mesafe kat etmişlerdi. Kristof Kolon bu seyahatinde birçok defa yanındakilerinin zoruyla geriye dönmeyi düşünmüş fakat dönmemiştir. Arkadaşlar onu birçok defa tektir etmiş, azarlamış ve onu hücum ederek ''Bizim başımızı belaya soktun, bizi mahvettin, bizi de bu uçsuz bucaksız denizlerde kaybettin.'' dediler o da onların elinden kendini kurtarabilmek için şu cevabı verdi. Siz canınızı kurtarmak istiyor musunuz? O halde deniz aletlerini kullanabilen ve denizciliği ve astronomiyi bilen bir adama muhtaçsınız. Siz eğer beni öldürecek olursanız bu denizde boğulur gidersiniz. Böylece bazen çeşitli vaatlerde bulunarak bazen de onları korkutarak onların elinden canını kurtardı ve yolculuğuna böylece devam etti. Artık hepsi kurtulmaktan ümitlerini tamamen kestikleri bir anda içinde ağaçlar, çeşitli bitkiler ve nehirler bulunan boş bir ada gördüler. Artık Kolomba güvendiler ve kendilerini ona teslim ettiler. Onun dediğinden dışarı çıkmadılar. Buldukları adaya çıktılar bir müddet orada dinlendiler. Daha sonra batıya doğru yola çıkarak 6 gün daha gitti ve orada da 6 tane boş ada buldular. Bu adaların en büyüğüne de İspanyol adını verdiler. Sonra yollarına devam ederek 800 mil daha gitti ve nihayet bir sahile vardılar. Burada güney ve kuzey olmak üzere günlerce yürüdü ve buldukları yerin bir adı olmadığını fark ettiler. Buldukları yerde yaşayan ahali onların geldiklerini görünce seyretmek maksadıyla sahil kenarına gittiler. Gemileri bir çeşit balık diye seyretmeye gelen halk onların balık olmadığını ve içinden canlı insanların çıktığını görünce korktu ve kaçtılar. Çünkü onlar o zamana kadar gemi veya sandal diye bir şey görmüş değillerdi. Kolomb'un adamlarından bir grup gemiden inerek Ora ailesinin peşine düştü ve bir kadını yakaladılar. Ona çeşitli hediyeler verdi ve çok iyi ağırladı ve dilinden anlamadıkları için de işaretle kamini gemilerinin yanına getirmesini istediler. Kadın da kamine giderek durumu anlattı ve kamini onların yanına getirdi. Gelirken de çeşitli altın, gümüş, meyve, ekmek, türlü kuşlar ve çeşitli hayvanları hediye olarak getirdiler. Kolomb ve arkadaşlardan uzun müddet denilecek kadar bir zaman kaldı. Çeşitli alışverişler yaptı ve oranın halkıyla birlikte yaşadılar. Daha sonra orada kırk kadar arkadaşlarını bıraktı ve oraya da Batı Hindistan adını vererek geriye döndüler. İspanya kralını keşfettikleri yeni dünyadan çeşitli hediyeler götürdüler. Oraya iki üç sefer daha yaparak oradaki halkın öflerini, adetlerini ve dillerini öğrendiler. Bu seyahatleri sırasında da İspanya ile buldukları yeni dünya Amerika arasındaki uzaklığı 5200 mil olarak buldular. Kristof Kolomb 4 sene sonra keşfettiği yeni dünyaya tekrar gittiği zaman oranın Kask ismindeki hakimi gemicilerin sahile çıkmalarını engelledi ve onları eziyet etti. Kolomb o adama kuvvetiyle karşı koyamayacağını bildiği için kuvvet yoluna gitmedi ancak çok kurnaz davranarak akıllıca bir iş yaptı ve hakime şunları söyledi. Siz bize çeşitli eziyetler çektirdiniz. Bizi güç durumda bıraktınız. Bu bakımdan Rabbiniz size kızdı. Bunun alameti olarak yarın sizin üzerinizden güneş ışığını alacaktır. Halbuki Kolomb güneşin bir gün sonra tutulacağını biliyordu. Bu sözler ahaliye büyük bir korku verdi. Ertesi sabahı büyük bir korku ve sabırla beklediler. Gerçekten de Kolomb'un dediği saate güneş tutulunca hepsi ona teslim oldular ve ona birçok hediyeler getirdiler. Halkın ekserisi puta tapmaktaydılar. Hal böyleyken çoğu dinlerini değiştirdi ve Kolomb'un dinini kabul ederek Hristiyan oldular. Kolomb arkadaşlarıyla kendisi ve inanan insanlarla birlikte uzun seneler orada kaldı ve Yeni Dünya adı verilen Amerika'nın birçok yerlerini zapt ettiler. Yeni dünyanın kuzey halkı beyaz ve esmerdir. Güney halkı ise hem uzun boylu ve renkleri de zenci yani siyahtır. Boyları umumiyetle 14 karıştan fazladır. Yeni dünyada sayısız akarsular, meyve ağaçları, yüksek yüksek dağlar ve derin vadiler vardır. Türlü yırtıcı ve vahşi hayvanlar, rengarenk kuşlar vardır. Oranın şehir ve kasabalarının sayısı meçhuldür ancak bilinen bir husus varsa o da yeni dünyanın çok büyük olduğudur. Bu kadar büyük olmasına rağmen Christophe Colomb'a kadar kimse tarafından ne görülmüş, ne keşfedilmiş, ne de varlığı bildirilmiştir. Cenab-ı Hakk'ın takdir ve muradı ile bilinebilmiş olan bu ülkenin dağ, ova, nehir, ağaç, hayvan ve bitkilerini ancak onların yaratıcısı ve ince sanat sahibi olan Cenab-ı Hak bilir. Zira ağaçtan düşen bir yaprak bile onun ilminin dışında değildir. Her şey onun ilmindedir. Kısım 4. Irmakların yerden kaynaması ve zelzele Ey Aziz! Hikmet ehlinden olanlar diyorlar ki yerde meydana gelen ve içinde Belirli bir yerde sıkışıp kalan buhar bir tarafa meyleder ve orada soğuyup suya döndürülür. Şayet bu muhafız kalan su az olursa yerin içinde kalır ve bu kuyu suyudur. Eğer çok ise yerin içine sığmayacak bir hadise toprağın yumuşak yerlerini yararak dışarıya çıkar ki bunlar yeryüzüne gördüğümüz gözeler ve ırmaklardır. Irmakların oluşmasının sebeplerinden biri de şudur yağmur ve kar suları dağların içine nüfuz eder ve sonra da bir ırmak halini alarak akar. Yağmur ve kar sularının artmasıyla pınar sularının da artmasına, yağmur ve kar sularının azalmasıyla pınar sularının azalmasına sebep de budur. Arzda bitkilerin, hayvanların ve insanların hayatını devam ettirmelerini temin eden tatlı sulara Allahü Zülcelal dağları tükenmez bir hazine kılmıştır. Çünkü Cenab-ı Hak Kar ve yağmur sularını dağlarda taşlar arasına ve toprak altında saklamıştır. Daha sonra yufka yerlerden ve ince yarıklardan gözeler ile ırmaklarından kullarına kâfi gelecek şekilde sularını çıkarmıştır. Cenab-ı Hak kullarına lütfettiği ırmakların bitmemesi için de onların kaynaklarını kış mevsiminde kar ve yağmur sularıyla doldurmuştur. Sular bir yıl boyunca hayvanlara, bitkilere, insanlara hayat verir. Bundan artan miktarda nehirler halinde akarak denizlere gider. Cenab-ı Hak arzdaki bütün kaynak ve nehir sularını buharlaştırıp almakta, sonra tekrar suya dönüştürmekte ve bu hal devamlı olarak devri daim olmaktadır ve kıyamete kadar da bu hal devam edecektir. Yer altından çıkan yani buhardan oluşan ya da kar ve yağmurdan toplanan sular bulundukları yere sığmaz. Hafif yerlerden yavaş yavaş çıktıklarında eğer Temiz toprağa yahut da taşlara yakın olursa böyle sular hem temiz ve hem de tatlı olur. Çorak yerlerden geldiyse bu sular da tuzlu olur. Sular eğer madenli ve kükürtlü yerlerden çıkarsa bu su da sıcak olur. Buna sebep de kışın havaların soğuk olması. Arzın yüzü kışın soğuk olur. Buna mukabil güneşin sıcaklığı yerin derinliğine tesir eder. Bu nasıl olur? Çünkü iki zıt kutup birbirine yakın olmaz. Bunun için de güneşin sıcaklığı yerin içine etkiler. Yerin altının kışın sıcak oluşunun sebebi budur. Madenlerin ve kükürtlerin bulunduğu kısımlar güneşin sıcaklığını fazlasıyla çeker ve sıcaklıklarından bir şey kaybetmezler. Bu sebepledir ki madenlere yakın olan ve bilhassa çok kaplıca sularının bulunduğu yerlerde çıkan sıcak sular hangi madene yakın iseler o madenin özelliklerini üzerlerinde toplarlar. Bunun içinde koku, renk, tat ve sıcaklıkları değişik olur. Yer altından çıkan bu sıcak sular çıktıkları madenlere göre soğuk hava ile temas ederlerse sertleşir. Ve civa, zift yahut da neft, tuz, boraks vesaire olur. İsfahan ile Şiraz arasında insanı hayret ve dehşet içinde bırakacak derecede bir sıcak su vardır. Bu su zerrür, sığırcık adıyla meşhurdur. Rivayet olunur ki Toprak ürünlerine büyük zarar veren çekirgelerden korunmak gayesiyle bir kimse yukarıda adı geçen sudan bir şişe doldurursa ve arkalarına bakmaksızın ve hiçbir yere koymaksızın çekirgelerin saldırısına uğrayan yere koysa birçok sığırcık o suya gelir ve oradaki çekirgelerin hepsini öldürür. Yer içinde oluşan ve bulunduğu yerde sıkışan ve zamanla artan yoğunluğu sebebiyle kalınlaşan buhar dışarıya çıkma imkanı bulamazsa veya bulunduğu yer çok sert ve katı toprak veya taşlarla çevrili ise ve buhar bu sebeple dışarıya çıkamıyorsa, buhar da devamlı olarak fazlalaşıyorsa artık buhar bulunduğu yerde sıkışamaz ve yeryüzüne çıkmak için şiddetli bir itme yapar. Yere büyük bir hareketle delerek yukarıya çıkan buhar bu fiilini icra ederken o yerleri şiddetle sallar ki işte zelzele budur. Yer altındaki mevcut duman ve havada aynı durumdadır. Yer altında sıkışan duman ve hava yukarıya çıkmak için şiddetli bir tepkiyle yukarı çıkmak ister. Ve çıkarken de büyük bir ses çıkarır. Bazen buhar ve duman birbirine karışır. Ve kendilerindeki mevcut yağlanmanın etkisiyle yanmalarını icap ettiren bir hareket yapar ve yeryüzüne ateş halinde fışkırarak çıkar. Bu çıkarken herhangi bir madenle karşılaşsa onu da eritir. Bunun içinde söylendiğine göre günlerce, aylarca ve hatta yıllarca bu yanma hali sona ermez. Sona ermesi de karşılaşılan madenin durumuna, azlığına ve çokluğuna göre değişir. Her şeyin doğrusunu bilen bütün sebepleri halk eden Cenab-ı Hak her türlü noksan sıfatlardan uzaktır.